Galatasaray'ın UEFA ile bir sözleşmesi vardı, anlaşması vardı. O konuyla ilgili bir açıklama yapabilir misiniz? Bu sezon sonu bitiyor mu? Tabii ki. Herkese merhaba öncelikle. UEFA anlaşmamızı bildiğiniz üzere harfiyen uyarak 2018 yılından beri devam ediyoruz, sürdürüyoruz. Diyalogumuz oldukça iyi bir durumda. Anlaşmamızın son senesine de geldik. İnşallah hayırlısıyla sağlıklı neticeler çıkararak bu anlaşmanın gereklerini yerine getirip bunu tamamlamış olacağız. Hem UEFA'nın hem federasyonumuzun hem de bankaların koyduğu tüm kurallara, tüm limitlere, tüm sistemlere riayet ederek faaliyetlerimizi sürdürmeye, bir yandan da taraftarlarımızın, camiamızın beklentilerini karşılamaya çalışıyoruz. Abdurrahim Başkanımızın dediği gibi zor bir dönem. Gişe hasılatında ciddi bir kaybımız var. Mağaza cirolarımızda belirli bir kaybımız var. Mağazalarımız belli saatlerde, belli sınırlamalarla çalışıyor. Hafta sonu çalışamıyor. Öte taraftan biliyorsunuz UEFA bile bize ödemede belirli bir Covid kesintisine gitti. TFF yayıncı kuruluşla yaptığı tekrar yeni bir anlaşmada bir miktar kesintiye gitti. Dolayısıyla bunun içerisinde biz halen rekabetçi bir takımı sürdürmeye çalışıyoruz. Ve bunun için de Abdurrahim Başkanımızın ifade ettiği gibi en büyük gücümüz taraftarımız. Bu sene bunu gişeden elde edemiyoruz. Bağış kampanyamıza ne kadar katılırsanız biz o kadar memnun oluruz. Limitleri konuşmuşken bir de çok son zamanlarda şu konuşuluyor. Limitleri aşan kulüpler çok konuşuluyor. Şimdi bu ortamda sizin mücadele edersiniz. Bunun takibini yaptınız mı? Ya da bununla ilgili herhangi bir girişimde bulundunuz mu? Öncelikle biz kulüp olarak hani takım harcama limiti sisteminin başından beri destekçisi olduk. Türk futbolunun finansı olarak rehabilite edilmesi, düzeltilmesinin elzem olduğunu düşünüyoruz. Bu da çok önemli bir mihenk taşıdır. Ben şahsen de defalarca federasyona gidip o yönetmelikte neyi nasıl daha iyi yapabiliriz diye uğraştım. Mustafa Cengiz Başkanımız bu konuda gerçekten çok hassas, çok duyarlı. Biz kendimize bakıyoruz. Kendimiz limitler dahilinde hareket ediyoruz. Her zaman da bu sistemin destekçisi olacağız. Diğer kulüplerinde böyle ilerlediğini ümit ediyoruz. Öyle düşünüyoruz. Dolayısıyla daha ötesini söylemek bize düşmez diye düşünüyorum. Oytun Bey şunu sormak istiyorum. Bağış kampanyasına UEFA'nın bakışı nasıl? Yani belli bir kural kota var mı? Onun gelir olarak gösterebilmek şöyle, şimdi UEFA'nın tabii birincil baktığı yer sportif AŞ'miz. Bizim futbol faaliyetlerini sürdürdüğümüz tüzel kişiliğimiz. Ancak bağış kampanyamız dernekten. Sportif AŞ'nin hakim hissedarlığının derneğimizin üzerinde gidiyor. Dolayısıyla birebir bir gelir şeyi yok. Ancak UEFA'da kulüplerin, bu sadece Galatasaray'a has değil, tüm büyük kulüpler çok zor durumda. UEFA'da bunun farkında. Özellikle dernek statüsünde olan, dolayısıyla tek bir hakim hissedarı olmayan kulüpler daha da zorlanıyor. Örneğin Barcelona, örneğin Galatasaray, örneğin Real Madrid. Takdir edersiniz, örneğin Real Madrid hiç transfer yapmıyor neredeyse. Ve UEFA da bunun farkında olduğu için bizler zaten kendilerine 3 ayda bir bilgilendirme veriyoruz. Bunun bilgilendirmesini de verdik. Onlar da durumun bu olduğunu ve çarelerin de sınırlı olduğunu biliyorlar. Ama bizim en büyük gücümüz taraftarımız. Bu sene de bunun vesilesi aslında bu bağış kampanyası. Teşekkür ederim. Sağ olun arkadaşlar. Evet, Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Şimdi kalan süremizde aslında satır başlarını biraz yorumcularımıza sormak istiyorum ben. Fernandes transferi için bir rüyaydı. Fatih Terim sayesinde de bu rüya gerçeğe dönüştü dedi. Falcao konusunda sakatlığının geçmesini bekliyoruz dedi. Aslında derbi öncesi takımla çalışmalara başladığı söylenen ve hatta derbide şans bulabileceği konuşulan bir Falcao için sakatlığının geçmesini bekliyoruz ifadesi bence dikkat çeken bir ifadeydi ve gelen bir teklif yok dedi. Arda'ya ceza konusunda başka cezaları bekliyoruz diyerek aslında derbideki o tribün olaylarından bahsetti ve Kasımpaşa maçı içinde kar yağışı bekleniyor. Kasımpaşa cephesiyle konuşup maçın erken bir saate alınması için federasyona başvuru yapacağız dedi. Size göre önemli satır başları, dikkat çekilmesi gereken noktalar Serkan Korkmaz. Başka cezaları bekliyoruz demesi enteresandı. Hani bakalım. Yani ona göre bir açıklama muhtemelen bir açıklama daha yapacağız. Arda'nın durumu yani öteki taraftan beklediğimiz ceza gelirse Arda cezayı hak etti. Beklediğimiz ceza gelmezse Arda cezayı hak etmedi mi diyecek. Yani ondan bağımsız bir açıklama yapılabilirdi bence. Bir de Kasımpaşa maçında yoğun kar yağışı beklenen saatte değil de daha erken saatte oynamak tabii daha mantıklı. Yani ertelenecek bir maç fikstürü iyice sıkıştıracaktır. Ama tabii ki bunun için öncelikle Kasımpaşa'nın da fikrini almalılar. Yayıncı kuruluşun da fikrini almalılar. Ve federasyon çatısı altında bu kararı vermeliler.
Yani Falcao için Falcao'ya teklif yok dediler ama Falcao'nun bir piyasası var. Kolombiya'da ve Kolombiyalıların yaşadığı Amerikan eyaletlerinde her zaman bir piyasası vardır. Sakatlığı konusundaki gizemin ortaya kalkması lazım. Ben artık Falcao ile ilgili böyle röntgenler, MR sonuçları, böyle bir doktor yorumu görmek istiyorum. Tam hazır, derbide çıkar oynar falan dendiği bir ortamda gene sakatlığı konuşulmaya başlandı. Falcao'nun sakatlığı böyle bir düğmeyle, bir düğme var sanki. Falcao düğmeyi istediği gibi çeviriyor. Ona göre açıklamalar arkası arkasına geliyor. Bilmiyorum yani, bana artık Falcao'nun sakatlığıyla ilgili açıklamalar samimi ve gerçek gelmiyor. Ne Falcao tarafından yapılan, ne Galatasaray Kulübü tarafından yapılan. Sizin dikkatinizi çeken noktalar neler oldu? Yani bir kere taraftarlardan ekonomik destek istenmesi, yani bu çok kulüplerin bu sıralarda çok yaptığı bir şey. Ama ya bir yandan işte 33 milyon euro kaybımız var diyor. Doğrudur. Bir pandemi süreci geçti. Ama bir gerçek daha var. Yani bir taraftar aslında şunu diyor. Yani biz sizin için transfer yaptık, para harcadık. Siz de artık bu transferlerin ekonomisini karşılayın. Bir şekilde bize yardım edin diyor. Ve kulüplerin içinde bulunduğu ekonomik durumu anlatıyor Abdurrahim Bey. Ama yani şimdi Avrupa'da transferlerde bu ara dönemde işte çok böyle yaprak kımıldamadı. Ama Türkiye'de ne oldu? İnanılmaz bir yarış. Yani işte İrfan Can o 5 verdi, öbürü 4 verdi, öbürü 7 dedi, 10 dedi. Bonuslar havada uçuştu filan. Ya şimdi bir yandan bunları yaparken bir yandan da işin işte ekonomik sıkıntılarından bahsetmek, taraftardan tabii yardım istemek belki doğru olabilir ama yani siz şu anda farkında olmadığınız bir şey var. Yani bu sadece Galatasaray için değil, Fenerbahçe için de geçerli. Bu transfer döneminde çok para harcayan tüm kulüpler için geçerli. Yani eğer Şampiyonlar Ligi'ne kalamazsanız yani sizi çok Haziran'da vahim bir mali tablo ile karşı karşıya kalacaksınız. Yani o zaman taraftardan şöyle ürün alın, böyle ürün alın, şöyle kombini alın demeniz bize bile bir şey ifade etmeyecek. Ama taraftar transfer istiyor, yöneticiler alıyor, paraları da taraftarlardan istiyorlar. Ben de Falcao'da artık bir şey olduğunu düşünmüyorum. Yani bu konu zaten Falcao çok da taraftarın aklında olan bir isim değil. Tamamen işin ekonomisiyle unutuldu, ilgili evet, gerçekten de unutuldu olan bir artık kısım. Falcao. Federasyonun maçın saatini değiştireceğini düşünüyorum. Onlar da bir hazırlık yapıyorlarmış bu arada. Onu belirttiğim bir haber olarak söyleyeyim. Aa, evet, bu ya büyük ihtimalle maçın saati değişecek. Çünkü herkes işte yağışın beklendiği yağışı, saat, yani, akşam yani saatleri bekleniyor. Aslında sadece pazar özelinde de değil, dediğimiz gibi cuma akşamından başlaması beklenen bir kar yağışı var. Dolayısıyla Fatih Karagümrük Fenerbahçe maçını da etkileyebilecek. Yani saatten öte belki günde değişebilir mi bilmiyorum. O da yani bir gün önce çekilebilir mi maç? Tabii Galatasaray'ın oynadığı bir kupa maçı var, işte günler filan hepsi arka arkaya değişir mi bilemiyorum. Ama madem böyle bir durum var, o durumdan dolayı da federasyonda bir hazırlık yapıyormuş. Herhalde bugün gün içinde bu saat ya da günle ilgili bir resmi açıklama yapılır.